Ya yenge bir durur musun? Meryem gitmem lazım. İyi de nereye? Ona, o manyakla konuşmaya. Ya yengecim bak gidersen o kadının eline koz vereceksin. Gitme ne olur ya. Umurumda değil anladın mı? Korkmuyorum ondan ben. Hayır yenge izin vermiyorum gidemezsin. Yani o kadın bir manyak. Sana ne yapacağı belli olmaz. Belki kötü bir şey yapacak. Ya ben ondan da manyaksam? Ya ben önce davranırsam ne olacak? Hayır izin vermiyorum gidemezsin. Meryem çekil. Ya yenge izin vermiyorum diyorum. Meryem bak tepem atmak üzere. Ya o zaman ben de seninle geliyorum. Seni yalnız göndermemiş bir yere. İyi gel. Yenge! Ya! Begüm, hadi sen git yatağına yat. Kapını bak, kapat. Ne olur. Hadi hayatım, kapıyı da kapat lütfen. Güzel bir konuşma hazırlamışsındır diye düşünüyorum. İçten, samimi. Çünkü öyle olmazsa özrün bir anlamı yok biliyor musun? Ben senden özür dilemeye gelmedim. Çok iyiymiş. Yalnız merak ettim. Gecenin bu saatinde buraya gelmek zor gelmedi de özür dilemek mi zor geldi? Sen benim hayatımı çaldın. Mutluluğumu, huzurumu çaldın. Sevdiğim adamı. Kızımın babasını çaldım. Senden asla ama asla özür dilemeyeceğim. Bana yaşattıklarının 1000 kat fazlasını yaşarsın umarım. Yaşamadığımı nereden biliyorsun? Çünkü yaşasaydın bu kadar zalim, bu kadar bencil olmazdın. Belki de tam tersidir. Belki de yaşadıkların beni böyle zalimleştirmiştir. Tıpkı sana yaptığı gibi. Ben senin gibi biri değilim. Ben kimseyi bayıltıp bağlamadım. Ne yapıyorsun şimdi? Hı? Ses kaydı mı alıyorsun yine? Nerede telefonun? O kıza yaptıkların yetmedi. Şimdi de benden mi itiraf almaya çalışıyorsun o küçük aklınla? Kayıt mayıt yok. Tek istediğim şey bir özür. Senden özür dilemeyeceğim ben. Pişman da değilim. Gene olsa gene yaparım. Özür dilemeyeceksen niye geldin o zaman? Bizzat kendim senin yüzüne söylemek istedim bazı şeyleri. Neyi? Biz Tamer'le barıştık. Hatta sana detay vereyim biraz. Nasıl barıştık biliyor musun? Böyle uzun uzun öpüşerek. Kes sesini. Direndim. Sırası değil dedim şu an ama dinlemedi. Uzun uzun öptü beni. Deli gibi özlemiş gibi. Kokumu içine çekti böyle. Kes sesini diyorum, sesini kes! Sakın değişme dedi. Merak etme. Seni hak edeceğim. Bunun için de her şeyi yapacağım. Ya sus artık be, sus! Kes sesini! Peri! Ne yaptın sen? İyi misiniz? Dokunma! Yardım etmek falan yok, çek elini. Peri bir sakin ol, yaralamışsın kadını. Asıl o beni yaraladı. Her seferinde. Aynı yerden o yaraladı beni. Ama söylediğin her şey yalan. Uyduruyor musun bunları? Ben seni kadar yalancı birini görmedim ya. Ama merak etme. Bu oyunu Tamer de öğrenecek. Şimdi telefon edip ona her şeyi anlatacağım. Yapmayacaksın, izin vermeyeceğim. Çekil şuradan, bırak. Bırak dedim şunu. Ver telefonu. Bırak, bırak. Dur. Ver telefonu. Dur. Durun. Durun. Bırak. Kocamla kardeşimi küvette bastım.
çıplak ve ölüydüler. Sen kızını nasıl seviyorsan ben de kardeşimi öyle seviyordum. Bir öksürse dünya başıma yıkılırdı. Gece kabus görürse sarılmam gerekirse diye geceleri çoğu zaman uyumazdım bile ben. Evlendiğim gün kocamla değildim. Kardeşimle bir hastane odasındaydık sabaha kadar. Her şeyi öldükleri gün öğrendim. Hesap bile soramadım. Benim hayatımı elimden aldınız diyemedim. Benim yaşadığım şeylerin çeyreğini yaşasan sen, şu anda dünyayı ayağa kaldırıyordun. Ben sadece sustum. De kalkmışsın şimdi, geçmişsin karşıma. Aldatmakla ilgili ahkam kesiyorsun, akıl veriyorsun. Kim hak eder böyle bir şeyi? Ha? Söyle ya, kim hak ediyor böyle bir şeyi? Şimdi benden çalınanlar ne olacak? Benim kaybolan yıllarım ne olacak? Yapayalnız kaldım. Sen yalnız değilsin ki. Kardeşin var, kızın var. Seni korumaya yemin etmiş bir kocan var. Sen yalnız değilsin. Sadece bir özür ya. Sadece bir kere de biri bu hayatta benden özür dilesin istedim. Hepsi bu. Başka hiçbir şey değil. Tek istediğim buydu, al. Sildim kaydı da. İçin rahat olsun. Sen hep Tamer'in dediği gibi. Hep Tamer'in dediği gibi ol. Masum kal Beri. Ne olursun kızına da söyle. O aslında o kadar kötü biri değilmiş. Onun masanın sonu kötü bitiyormuş de, olur mu? Artık kızının rüyalarına girmek, kabus olmak istemiyorum çünkü.